Kasım ayında bu madde gündeme geldiği zaman geri çekilmişti. Herhalde dedim biraz insafa geldiler. Artık halkı, insanları, muhalefeti dinliyorlar. Ama yeni yılın ilk yasası, ilk teklif olarak bu madde geldi. Değerli arkadaşlar, bu anayasa. Ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Anayasanın en az 5 maddesine aykırı bir maddeyi getiriyorsunuz. İkinci madde anayasa, hukuk devleti. Aykırı. Anayasa 138'e 4. Bakın yasama, yürütme ve idare mahkeme kararlarının aleyhine karşı bir işlem yapamaz diyor. Bu özelleştirme kararlarıyla ilgili idare mahkemesinin birçok kararı var. Nasıl getirebiliyorsunuz? Anayasa 10 eşitlik ilkesi. Ya burada istediğinize veriyorsunuz ve süreyi uzatıyorsunuz. Fırsat eşitliği yok. Anayasa 43. Sahil şeritlerinde yararlanmada öncelik kamunun olması. Hayır, 5 şirkete ve Katar'a veriyorsunuz. Olabilir mi? Gerçekten defalarca buradan sordum. Sizin sorumluluğunuz bu 5 şirkete, Katar'a mı, 84 milyona mı? Olacak şey mi arkadaşlar bu? Halkın bekasını, huzurunu, refahını, gelirini mi düşünüyorsunuz? Bunları mı düşünüyorsunuz? Bakın değerli arkadaşlarım. Hiçbir limanın süresi 2023'ten önce ya da 2023'te dolmuyor. En erken 2027'de doluyor. Şimdi ben buradan sormak isterim. Aceleniz nedir? Ha, gidiyorsunuz. Gitmeden de bir parlamenter gibi davranmıyorsunuz, bir tasfiye ayeti gibi davranıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Bunu yeni gelecek iktidara bırakmalısınız. Şimdi Sayın Başkan, bakın hakaret ediyor ve bu... Siz genel kula... Buyurun. Şimdi geliyoruz. Ciddiyetini yitirmiş bir iktidardan. Değerli arkadaşlar, ben muhalefetteki milletvekillerine bakıyorum. Arkadaşlarıma bakıyorum. Babanızın çiftliği mi diyor? Bu topraklar, bu ülkenin malları, denizleri, limanları çiftliğiniz mi diyor? Çok yanlış bir tabir bu. Çünkü hiç kimse babasının çiftliğini böyle kullanmaz. Yabancılara, yandaşlara soydurmaz, peşkeş çektirmez. Ama siz bunu yapıyorsunuz. Şimdi bana bağıran arkadaşlara söyleyeceğim. 2005 yılında Mersin Limanı özelleştirildi. Kim aldı? Akfen aldı. Ya 10 yıl sonra bu limanın %20'sini yabancılara, 755 milyon dolara aldı. Ne kadara sattı? 869 milyon dolara sattı. Yani siz 4 milyar dolarlık Mersin Limanı'nı 755 milyon dolara verdiniz. Şimdi diyorsunuz ki limanların uzatılmasını tek adama verelim. Bu olacak şey mi? Bu olacak şey mi? Ve ikinci tur başlıyor soygunda. Mersin Limanı, Antalya Limanı, Trabzon Limanı bir tur peşkeş çekildi. Şimdi ikinci tur. Ya kızacaksınız ama bir eve soyguna giden hırsız bile ikinci kez o eve girmez. Ya ikinci tur yapıyorsunuz bunu. Bir tek milletvekili gelip sordu mu ben merak ediyorum. Ya bu Mersin Limanı'ndaki zararı nereden alacağız? Kim ödeyecek? Şimdi Limak, Kolin, Cengiz İnşaat, Katar bunları düşünüyorsunuz. Albayrak. Bunlara bedelinin çok altında veriyorsunuz ve uzatıyorsunuz. Bunun hesabını gerçekten sorulmayacağını mı düşünüyorsunuz? O şirketleri korumayın. O şirketlerin 2023'ten sonra sonu pek iyi değil. Bu verdiklerinizi gırtlağından değil, onların midelerinden alacağız. Onlara bunların hesabını soracağız. Burada 84 milyonu, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Ne güzel, bak laf atıyorsunuz. Gelin bir günde burada insanlar için konuşun. 2500 lira emekli aylığı alan bir vatandaş için konuşun. Niye itiraz ediyorsunuz? Tamamlayalım lütfen. Mutsunuz. Sayın Başarı, tamam. Soydurmuşsunuz. Mersin Limanı'nı 8'de 1 fiyatına vermişsiniz. Şimdi ikinci tur bunu yapmak istiyorsunuz. Olmaz. Siz Nihat'ı falan düşünmeyin, Limak İnşaatı. Öğretmen Nihat'ı düşünün. Atanamıyor. Siz Albayrak'ı düşünmeyin.
O limanlarda bir al bayrak olacaksa o kırmızı al bayrak olmalı. Bizim bayrağımız olmalı. Al bayrak olmamalı. Cengiz'i düşünmeyin. O Cengiz'i düşünmeyin. 2500 lira emekli aile alan Cengiz amcayı düşünün. Bir parça vicdan. Burada laf atabiliyorsunuz. Bu ülkenin geleceğini, bu ülkenin topraklarını, limanını, fabrikasını hala satmaya devam ediyorsunuz. Siz AK Parti olarak değil, sanki bir akbaba gibi çöktünüz bu ülkenin üzerine. Bunun hesabını vermek... Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.